Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. The Last Show of Mr. Shardish'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yeni oyunumuz Anger. Kayıktaydık ha. Ladies and gentlemen, bayanlar baylar, nedir bu? Kimdir bu? Kahramanımız silahşör. Söz veririm ki size onurlular gelmez dize. Vay. Çok asil yürüyor be. Şu tavuğu mu keseceğiz? VC atıyoruz böyle. Güzel. Peki. Ya hikaye? Tahmin edemezsiniz. Şey yapmıyor. Oha. Hayvan katliamı. Hayvan çiftliği gibi bir şey mi buraya? Şu balonları patlatacağız galiba. Üzerimize saldırı gelmeden önce yolumuzu bulalım hemen. Oradan gidemiyoruz. Ha, bunları biçeceğim galiba, aynen. Çekilin önümden. Bre gafiller. Arabayı özlemişim. Henry gülüyor. Ella diyor. Hey, ciddiyim ben. Şimdilerde her şey o kadar yeni ve profesyonel halde ki işlerin her zaman böyle olmaması gerektiğini unutmaya başlamışım. Burada bir perde var. Buradan gideceğiz. Ama etrafta yine gizli saklı bir şey var mı diye şöyle bir dürtelim sağa solu. Şu patlar gibi geliyor bana. Yok. Bu patlar mı? Evet, bu da patladı. Ama bir etkileşim çıkmadı. Müzeye bak ya, ne neşeli. Neden buraya geldiğimi biliyorsun. Savulun. Peki, onlar patlatınca bir kazanım bir şey yok. Devam. Piknik müziği ya. Ara sesleri çıkmaya başladı. Daha önce çıkmıyordu. Ya da ben duymadım. Şimdi kanatlarımızı açmamız gerekiyordu. Bir prangayı bir diğeriyle değiştirmemiz değil. Oy. Şunu patlat bakayım. Saman balyaları. Çekilin önümden. Aha, geliyorlar. Şuna bir vurayım bakayım. Ha, etkilemiyormuş. Perde kapanacak mı diyecektim de. Oo. Şarjlı vuruş da var. Dream. Flight. Flight'miş o. Fight değil. Şunu okuyamadım. Loneliness mı? Loveliness mı? Selam vereceğiz herhalde. Ama selam vermeden önce etrafı bir gezebiliyor muyuz? Bakalım. Buraya bir şey yapamıyorum. Bu tarafta bir şey yok. Şurası var. İlk sahneye çıkışım mı? 4 yaşındayım. Peri kostümü giymiştim. İzleyiciler ise 2 ile 8 yaşları arasındaydı. Keyifli zaman geçiriyormuş gibi göründüğümü söylemişlerdi. Ben de hep böyle olsun istedim. Buraya bir şey yapamadık. Buraya da geçemiyoruz. Buradan ama güzel bir yol var. O perdeden açılacak herhalde. Şunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Yok. O zaman selamımızı verelim.
Bayanlar, baylar, böyle şeyler kolaylıkla yapılmaz. Neşeli, cesur, itikat, duygularını açmak, heyhat. Bu delikanlı işte böyle. Nasıl bir kılıç, nasıl bir şapka öyle? Sana şarjlı vuracağım ha. Perde açıldı. O. Yürüyüş süper ya. Gelin bakalım bre gafiller. Bu başlangıç olacaktı. Bekliyorduk. Fırsat kolluyorduk. Şimdi o an geldi. Bu mu? Boss mu? Boss fight mı? Yok. Gelin. Gel. Yine bir civar keşfi. Burada bir şey yok. Şu. Yok. Balon yok mu burada ya? Gizli saklı bir balon vardır belki. Yok. O zaman... Hanımlar, baylar, hepiniz bir bakın neler yapacak. Kaçacak mı tehlikeden ödlekçe? Göreceğiz birlikte. Kazanacak mı çekip kılıcını, kanıtlayıp kraliçeye layığını? Hep birlikte göreceğiz ne olacağını. Gelin ulan. Oo, kalabalık geliyorlar. Tavuk istilası. Biraz kontrolü zor olmuş ama... Hala geliyorlar. Şimdi bir anda hepsi yanlış mı oldu? Sırf yapacak çok iş var diye, şöhret var diye. Yine Ela'ya laf çarpıyor. Burada ayrı bir patika var. Burada bir şey yok. Bu ayçiçeği tarlasına gireriz de önce bir şurayı halledelim. Ela. Sonra fark ettim ki sanat uğraş gerektiriyormuş. Sıkı uğraş. Bazen de çok zorlayıcı. Evet, bu lafına zaten herhalde laf çarptı. Biraz çekirdek çitlik yok. Şimdi şurada bir arıcık vardı. Gel bakayım. Arı. Vuramıyorum. Allah Allah. Bakarım ama ben kafaya bunu. Yok. Olamıyor. Böceğim. Şöyle mi yapacağız? Gel. Neyse. Sizi sinirlendirmeden ben yola döneyim. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Heh, geldiler. O da arkadan gelebilir o zaman belki. Yok, o orada kalmış. Şimdi... Şurada... Gel lan. Etrafta bir şey var mı başka gözden kaçan? Yok. Sanırsam yok.
Gentlemen and fair ladies. Baylar ve güzel bayanlar. Nedir bu? Kimdir bu? Kahramanımız olabilir mi? Gelin yaklaşın. Görebildiniz mi? Her adımını dikkatle takip edin. Hayatta böyle problemlerinin olmasının sadece rüyasında görebilecek kaç kişi var mı dedi. Umut eden mi dedi. Orayı yakalayamadım. Çok hızlı konuştu. Hoş. Geri sektirdi. Heights. Are you mad? Delirdin mi? Aram vermeyeceğiz. Şimdi olmaz. Açılmıyor bu kapı. Aç şurayı bakalım. Burada herhalde işimize yarayacak bir şey var. Balon var. Dinleyelim. Robert, en önemli şey pes etmemek. Bazen sınırıma geldiğimi hissederim. Sonra Globe Tiyatrosu yangınını hatırlarım. En baştan inşa edilmişti. Bana sanki her şey mümkünmüş gibi hissettirir. Tamam. Buraya giremiyoruz. Burayla da bir işimiz yok. Bir yerlerden arı sesi duyuyorum. Ha, burası. Yok. Ouch! This step. Üf, bu adam biraz sakar atıldı. Sizce bu sakarca hareketleriyle bir şey kanıtlar mı? Taç bunu onaylar mı? Tamamlamak için kaderini, gerçekleştirmek için hayallerini, ne kadar yaparsa yapsın elinden geleni. Kılıcımızı elimizden aldı. Gelin ulan. Çıkıtlar yağıyor. Kılıcımız nerede? Artık yok mu? Artık yok. Bundan sonrasını yumruklayarak. Biraz beyni toplasaydık belki ara verebilirdik. Belki gelecek yıl. Şimdi iki yol var. Bakayım. Burada bir yol mu? Bir burası var. Burası bir yere gitmiyor. Herhalde yani. Şikerla. Gel kafana vurayım bir tane. Allah Allah, bunlar bug'lı mı yoksa onları vurmak için özel bir şey mi gerekiyor? Bakayım. Bilemedim. Ama yol burası. Müzik çok böyle insanı aceleye sevk ediyor ya. Koş 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 falan. Bilmiyorum belki. Çevrene bir baksana. Bunların hepsini kaybetmek mi istiyorsun?
var mı? Yok. Acaba şunu mu kırmam gerekiyor diyeceğim, yok. Şimdi bir burası var, bir de şurası. Dılı 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 bılı 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 bılı. Yerde ne yapıyorsunuz oğlum? Ay gelmiyor da bak. Has he ever mentioned me? Hiç benden bahsetti mi? Gerçi bilmek istediğimden emin değilim. Ela diyor yine. Bla 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 bla. Şu evlere hiç girilmiyor herhalde. Ben yine de deniyorum. Belki bir tanesi böyle arada bir şey vardır. Şu kıyafetleri al, giy üstüne ya. Kostüm değişelim biraz. Burada bir şey yok. Şuradan gideceğiz. Burada bir şey kalmadı. Orada bir balon var. En önemli şey nedir? Hmm. Bence evvela iyi bir insan olmalı. Ardından ise iyi bir aktör olmak gelir. Böyle bir şey var. Buradan geri geçemiyorum. Hocam bir müsaade et. Şuradan geçiyoruz. Yo, bu aynı yere düşüyor ya. Böyle değil, bir saniye. Biz burada bir şeyi atladık. O da şu. Sahilden geçiliyordu. Muhtemelen. Yo, buradan da geçmiyor ama... Ha, şuradan buraya geçiş var mı? Yoktu ki. Aynen, buradan yok. Ha, şuradan. Şimdi buralara da bir bakalım. Maşallah, fışır fışır her yer. Burada bir şey yok, orada bir şey yok. Son şuraya gidecek galiba. Şu perde açılacak. O yüzden sahneye geri çıkıyorum. Gentlemen, tell me. Baylar, iyi iş çıkardı mı tüm bunların sonunda? Tüm diyarı korumak uğruna. Tüm diyarı korumak uğruna hayvanları öldürdü. Gururlu, cesur ve başı dikti. Kalabalıklar sevdi onu. Evet, sevdi. Peki ya ne olacak ödülü? Kızgın bakışlar, buruk bir söz mü? Göremiyorum ki abi, siz kırmızılık hayvanları öldürüp duruyoruz. Bölüm böyle biraz gerici olmuş. Ya, geriyor insanı. Okumayı unuttum orayı. Gerginç bölüm. Kimse sahne arkasında çalışan insanları görmez. Güzel kostümler, makyajlar, sahne donanımları hazırlayabilirsiniz. Kimse de gelip adınız neydi diye sormaz. Haklı. Kaçımız filmlerin bile cast kısmını okuyor. You want to lose it? Kaybetmek mi istiyorsun?
Lojlamaya başladılar. Hayda. İzleyicileri hayal kırıklığına mı uğratmak istiyorsun? Abi iyice gözüm kanadı ya, ne bu? Zavallı hayvanlara da vurup duruyoruz ama belki de vurmamamız gerekiyor, bilmiyorum. Kimse mağlup olmuş insanlarla konuşmaz. İlham verici değillerdir. Ruin people's careers. İnsanların kariyerleri ne dedi? Kariyerlerini mahvettin mi dedi? Mahvet mi dedi? Keep me here. Ben burada mı kalayım? Başım patlayacak. Borderlands gibi oldu ortalık. Bura niye var? Ya, is that what you want? Bunu mu istiyorsun? Hayır ya, vurmayacağım bundan sonra. Ne bu ya? Vurdukça bir şeyler diyor. Ya burası varsa bir sebebi vardır diye düşündüm ama bir şey yok galiba. Bir şey yok. Çıkalım. Yolumuza devam edelim. Bir yere gitmeyecek muhtemelen diyecektim. Burada kapıya geliyor. Çıkalım şu sahnemize. Bılı 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 bılı. No one will just come out and say. Kimse çıkıp da onun alçak olduğunu söylemez Henry. Tabu olmuş artık. Sahnede her role bürünebilirsin ancak ya hayatında tek bir rolüm vardır. Benim suçum değil başarımı açıldı. Yukarı doğru vuramıyoruz. Bizim şeyimiz, sahnemiz nerede abi? Ben şurası zannettim ama bura değil belli ki. Yok, bura değil. Kapıya gideceğiz. Fılı 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 hülü 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 hülü. Hayda. Heh. Hülü hülüden kurtulduk. Ama hala şu zımbırıklar patlıyor. Ne kadar çıkacağız be? Ay maşallah. Oha! Yıkılmadım, ayaktayım. Ya da yok, 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum durmadım. Vurdum vurdum durmadım. Yumruk yedim, doymadım. Kendimi kaptırmışım başarımı. Keşke bu yukarıdaki koltuğun yanına gidebilseydik ya. Evet. Attı. Bayağı kızdı buna ha. Başlarım böyle işe dedi galiba. Evet. Bu da bir diğer bölümümüz olsun. 25 dakika. Ya da şöyle de olabilir. Ben burada kaydı durdurup üstüne ikinci kaydı da çekerim. Bir bölüm haline getiririm. O da olabilir. Bakalım yeni kısma. Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Bunu yalnızca bir kez sahneledim. Nereden buldunuz?
Tüm iblisler gömülemiyor demek ki. İblis mi? Gurur, öfke, her ne isim verirsen. Affedersiniz ama ne demek istediğinizi anlayamadım. Evet, yanlış anlama. En kötüsü de o. O zamanlar amacım bunu kavgaya dönüştürmek değildi. Bu Ella'ya sataşmalarından bahsediyor olabilir. Peki abi, ben şimdi buradan aşağıya düşsem ne olacak? Bütün bu şey güme mi gidecek? Bak, burada bir alan var. Bu bir. Bir ikincisi, şuraya düşersek ki, ha, oraya düşemiyorum anladığım kadarıyla. Aynen, artık yanaştırmıyor oraya. Mecbur buradan giriyormuşuz. Tamam, şuradan girelim, bir kayıt alsın. Bir şey yapayım, durdurayım, sonra devam ederim. Ne diyor? Western Packing. Daha da yukarıya. Bay Shardish, son gösteriniz beni küplere bindirdi. Çocuklarımla gösteriye geldik ancak oyunun sonu o kadar korkunçtu ki oğlum eve dönüş yolu boyunca ağladı. Paramı geri istiyorum. Saygılarımla Agatha Yellowbless. Vay. Gittikçe herhalde şizofreniye bağlamış. Bilmiyorum. Bay Shardish, çok iyi biliyorsunuz ki ben aşırı eleştiriden uzak durmaya ve mümkün derecede her sanatta takdir edilecek bir şeyler bulmaya çalışırım. Lakin bu son oyun... onu ılımlı konuşmak gerekirse biraz aceleye getirilmiş gibiydi. Tamamıyla dürüst olmam gerekirse bu oyunu sahnelemenize bile şaşırdım. Zira hala yükseliş oyununu sergiliyorsunuz, değil mi? Saygılarımla Isabella Bailey. Burada kalalım. Çünkü yeni bir maske geldi. Şuna da bakayım, hatırla diyor. Her piyesten önce halatların durumunu kontrol et. Farelerin ipleri kemirip kemirmediğini kontrol et. Halatları değiştirirken maksimum yük kapasitesinin yükün 4 katına eşdeğer olduğundan emin ol. Eşyaları aniden indirme. Burada bırakıyorum çünkü bir maske daha var. Gelirim. Evet, devam edelim. Maskemizi alalım. Almadan geçemiyoruz zaten buradan. Bir şeye bakacağım. Yok. Şu iskele şeylerden, kirişlerden geçebilir miyim diye baktım da. Diğer tarafa gidip oyunu bir kurcalayayım diye. İnşallah az önceki gibi değildir ya. Bu nasıl okunuyor? Ascension mı? Ascension mı? Hayda. Geliyorlar. Aa, son o manyakça dediği oyun çocukları korkuttuğu bu muydu? Tıklayabiliyoruz. Rise. Yükselecek. Her şeyi yıkıyor Robert herhalde. Shardish. Higher. Daha yükseğe. Buraya fırlayacağız. Oradan. Look. Bak. Bakayım. Everyone. Herkes. Will rise. Yükselecek. Zıplamamız da bir şey. Burada biraz daha kalabilir miyim? Bloklara el atacağım da Jim diyor. Ne? Yok, her şey yolunda. Ben sadece biraz daha kalabilir miyim? Ben nereye sıçramam isteniyor? Ha, her zirveye çıkan aşağı düşer muhabbeti mi yoksa? Şu kapının önüne gelip
Yok. Burada öyle bir şey olmadı. Şu tarafa mı? Böyle iniyoruz dümdüz ya. Daha ileri. Faster. Daha hızlı. Hayır. Çortladık orada. Further. Faster. Şuna gideceğim de. And how did the rest of the cast end? Peki oyuncuların geri kalanlar ne oldu? Burada merdiven varmış. İleri. Tamam hocam, ileri zaten, ileri yapıyoruz da. Şimdi şuraya inip şuraya gelip karşıya geçeceğim galiba. Ama emin olayım. Herhalde öyle. Bakıyoruz. Bir şey yok. Şuraya gelelim. It's my destiny. Bu benim kaderim. To go where no one has ever gone. Gitmediği yere gitmek. Ben yok. Şimdi yapıyor muyuz bunu? Hepsine. Banka mı soydun? Did you rob the bank? Jim, şimdilerde şu uçaklardan yapıyor. İnanabiliyor musun? Çocuğun senin tornavidayla kovalayışını hatırlıyor. Ha, iyiydi. Çıkabiliyor muyum? Aşağıda bir merdivenli bölüm vardı. Oraya bir bakalım. Bir şey yokmuş burada. Ha, buradan tekrar aynı rotayı mı izleyeceğiz? Burası. Yolun devamı burasıymış ya. Everyone. Herkes. Cold face that sert suratlı heykeller yolu tıkıyor. Şurada kafes mi var acaba dedim de. Inertia. Eylemsiz. Rafı bir inceleyelim. Şimdi şurada heykel var. Ondan sonra şu en yüksektekine gideceğiz ama. Buraya bu parkuru koydularsa. Parkurla alakalı da bir şey yapmışlar mıdır acaba? Tarafta bir şey gözükmüyor. In one place. Tek bir yerde.
yapacağız? Bağlı. Oy. Komple kırdık. Şöyle bir bakayım. Buraya bilerek düştüm. Böyle bir yer var. Belki bir amaca hizmet ediyordur diye. Ama etmiyormuş sanırsam. O buradan da ilerleyemiyor mu? Suya düşersem yukarı atacak muhtemelen beni. O yüzden şuradan şöyle tırmanmaya çalışalım. Heh. Tamam. Jim, hanımefendi şu ışık panelleri var ya, harika olmuş. Fraternity. Tatsızladık. Başarım. Hırs genelde iyilikten ağır basar. O heykele de kafayı atınca yıkacağım herhalde komple burayı. I won't stay. Kalmayacağım. Wow. Well, what if we took a more mythical approach? Peki ya biraz daha mitolojik yaklaşsak? Onun surat asışını şimdiden görebiliyorum. Robert, ona şans tanı. Bunu posterde duyurabiliriz. Var ya. Yükseleceğim derken kanatlanıp uçmaya başladı ama bunu hırsla yaptı. Dur. Burada bir sohbet var. Yükselişe neyin ilham kaynağı olduğunu söyleyebilir misiniz? Daha sola bakacağım diye şu duvarlara vuruyoruz. Şuraya, şu araya da bakacağım. Orada ses var mı? Yok. Wow, çok açık. En azından aydınlıkken. Blurred lines. Bulanık. Az önce çok açıktı dedi. Kapılar değişik geldi de bir içinden geçeyim, bir şey oluyor mu dedim, olmadı. Şimdi rotamız şurası galiba. Çıkarken de yine dinlenebilir bir şey var mı diye bakıyorum sağa sola. Through the world. Boyunca.
Buraya kendi başıma geldim. Daha da öteye gidebilirim. Çok hırs yapmış ya abimiz. Kâhına bak ya. İçselde bile çok güzel. Uncharted falan aklıma geldi. Kayıp miras. Sanatçıların kendilerini sıradan insanlardan ayırdıkları inkar edilemez. Genellikle kendi istekleriyle olmaz bu. Dünyalarımız çok farklıdır, o kadar. Oradan geldik. Bakıyorum başka var mı ses? Karşı da var. Ha şurada var. Bazı yerlere yalnızca kendi başına varabilirsin. Kestirmeler yoktur. Bu kadarı aşikar. Her sanatçı kendi sanatını kendi icra etmeli ve başarılı olup olmayacağına kendisi şahitlik etmelidir. En azından böyle düşünürdüm yıllar önce. Sonra fikri değişmiş galiba. Belki de olgunlaştı. Belki de psikopata bağladı, bilemiyorum. Hızlandıramıyoruz uçuşunu galiba. Böyle uçuyor. Yukarı aşağı yapınca hızlanır mı? Yok. Aynı şekilde uçuyoruz. Bedekine bakalım. Sonra da şu zirveye gideceğiz galiba. Yükseliş madem. Daniel, however, senin o talihsiz başarının ardından Daniel ortalardan kayboldu. Henry kızıyor herhalde Robert'a. Abi bak, buradan oraya çıkacağız ama... Civara bakıyorum, şuradan hala yol var. Minas Tirith. But the empty ruins. Ya boş harabeler. Bir dakika. Bu yeşil kapıların altından geçince konuşma mı oluyor? I want more. Daha fazlasını istiyorum. Aynen. Hızlandırıyor bunlar herhalde bizi. Hırs kapısı bunlar. Bak şimdi. I want light. Işık istiyorum. Kapılardan geçince hızlanıyor biraz. Ve konuşuyor. I want to burn. Yanmak istiyorum. Abartma lan. Şimdi... Şu yükseklikten bir son kez bakıyorum, bir yerde konuşma ıskaladık mı diye. Geldik çünkü son kapı şu. Şöyle bir uçsana bakayım. Oraya oraya. Şu tarafa. Allah Allah, kendi kendine buraya geri döndürüyor bizi. Oraya götürmüyor. Peki. Atladığımız bir şey varsa da kaldı orada. Hepsinin üzerinde olmak. Bak hızlandı. Onlardan geçince hırsa kapılıyor böyle.
yapmış. Kafayı vurduk duvara. Gel hırslan biraz. To fly. Uçmak. Al sana zirve. Her zirvenin sonrası iniştir. Al sana zirve. Hayır. Daha yükseğe. Yok artık. Oha. Çüş lan, ne oluyor? Ben yapmıyorum. Güneşe mi çıkacağız? Hadi bakalım. Burada şey bulabilirsek kaçırmayalım. Artık ben bir şey yapmıyorum. Kendi gidiyor. Başarım kazanıldı. Peraspera Ad Astra. Evet. At bunu da. Yükselişten bahsediyorsunuz değil mi? Limfield'da gösterime giren oyunların en iyisi, kesinlikle en çok bilineni. Dekor tasarımı fevkaladeydi. Hepsi Elan'ın ellerinden çıkmıştı. İyi misiniz Bay Shardish? Hayır, iç çeker. Yükseliş benim hayalimdi. Linfield'ın çocuklar için yapılmış bir peri masalından daha fazlası olduğunu, bizim Londra'daki ve dünyanın diğer taraflarındaki sahnelerle aynı kulvarda olduğumuzu kanıtlamak istemiştim. Bizi düzenli aralıklarla oyunlarımızı görmeye gelen birkaç aileden daha fazla bir şey, bu yüzden çok zorlandım. Duyulalım istedim. Evet, yükseldik. Şimdi düşüşe geçiyoruz gördüğünüz gibi. İndik. Henüz yeterince yukarıdayız galiba. Şimdi burada koridorlar var. Koridorlardan ilerleyeceğiz. Şimdiki daydreaming galiba. Su var. Bir de koridorun diğer tarafına bakmak istiyorum. Bir şey atlamış olmayalım diye. Şurası nereye gidiyor? Burada bir şey var mı? Not mod. Yok. Duvarlarda yok. Gidelim. Ela aynı zamanda oyuncu ve tasarımcı mı nedir? Robert, dostum. Ah, senden bazen nasıl da nefret ediyorum. Hala Londra'dayken böylesi oyunlar sergileyemez miydin? Rüzgarın yelkenlerine değmesi için illa tüm bir börtü böceği, ayçiçeğine, hayvanat bahçesine ihtiyacın mı vardı sahiden? Ya da kanatlarına değmesi mi demeliydim? Benim göremeyeceğim güne kadar beklemenden bahsetmiyorum bile. Bu bir zulümdür, ihanettir. Şaka bir yana, ciddi ciddi oyun sergilemeye başlamana sevindim. Hikayelerin anlatılmalı. Senin de yüksek dramacı yanın hep biraz ağır basmıştır. Ela'yı benim için kucakla. İkinizin beni ziyaret edişinizi sabırsızlıkla beklediğimi söyle. Fare kapanı oyununu oynuyoruz yine. Size birkaç bilet ayırırım. Şarap alır. Başarınızı adam akıllı kutlarız. J. Lake. Bir ara Lake'le de beraber çalıştı galiba. Sonra Lake ayrıldı. Hatta teşekkür eden Lake miydi, Ella mıydı? Onu... Daydreaming'in melodilerini koymuşlar buraya. Çizimler hoş. Sirens. Peki. Yemek yaparken diksiyon alıştırması yap. Oo. Dur bakalım. Kelkit'te keklikler kesmike dadanmışlar. Kelkitliler de kesmikteki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit'teki keklikler kesmike dadanmayaydılar. Kelkitliler de kesmikteki kekliklerin etine dadanmazlardı.
Paşa tasıyla taşa taşa 5 tas has üzüm hoşafı. Hoşaf kısmı çok S'ye gelince hoşafı söyleyemiyorsunuz genelde. Paşanın tasası taşanın maşası pas tutmaz şaşılır makası. Uykucu ülkü ucu türlü 3 örtüyü ütüye ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli? 3 örtünün ucunu türleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli? Zorluyor. Üstü 3 taslı taç saplı 3 tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır? Yoksa iç içe 100 ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? Bunları sürekli söyleye söyleye insan kafayı çizer ya. Bunun üstüne bir şeyler mi dökülmüş? Sanki bir boya var üstünde değil mi? Hadi bakalım yılbaşı pudingi. Kurutulmuş meyve vesaire. Vereyim mi tarifi size? Hadi vereyim. 1 LB. LB bir ölçü birimi ama ne kadara tekabül ediyor bilmiyorum. Oz var, oz da öyle. Kurutulmuş meyve, şekerlenmiş meyve 6 oz. Sofiye meyve nasıl şekerlenir diye sor. Konyak 5 oz. Rom ile daha güzel olur. 50 gram fındık parçası, ceviz falan da olur mu? 1 elma, portakal kabuğu rendesi, portakal suyu her yerde var. Un 5 oz, ekmek kırıntısı 3 oz, 3 yumurta, 1 çay kaşığı baharat karışımı, yeni bahar, öğütülmüş tarçın, öğütülmüş zencefil, kakule. Kakule güzeldir bak. Yıldız anason, karabiber. Kakule sindirime de güzel, iyi geliyor. Bir de çok hoş bir kokusu var. Tohumunu böyle o içindeki şeyi ağzınıza koyup böyle dişinizle ısırın. Ağzınızda emin. Güzel yani, ağız kokusuna da iyi gelir. 4 oz iç yağı, biz tereyağı kullanacağız. 1. Pudingi servisten bir gün önce hazırla. Kurutulmuş ve şekerlenmiş meyveleri konyağa yatır. Bir gün o şekilde beklesin. Arada bir karıştır. İç yağını güzelce doğra, tereyağını rendele ve donması için dışarı bırak. Ya dışarısı yağı donduracak kadar soğuk değilse diye soru işareti atmış. Tencereyi yağlamak için ufak bir kısmını ayır. Oda sıcaklığındaki iç yağıyla tereyağı... İç yağ yerine tereyağı tercih ettiği için parantez içinde tereyağı var. Tencereyi yağla. Notun geri kalanı şey olmuş. Tahrip olmuş. Üzerine bir şeyler dökülüvermiş. Şimdi oralar tamam. Buralarda bir şey atlasaydık yine yandan böyle bir nokta şeklinde çıkardı herhalde. Bir şeyler gıcırdıyor. Orada yine bir maske var. Bizi bütün oyunları oynatacak bu adam herhalde. Kuyunun üç başı. Arthur ve yuvarlak masa şövalyelerinden uzun yıllar önce İngiltere'nin doğu kısmında hüküm süren sarayı Colchester'da bulunan bir kral varmış. Kralın tüm ihtişamının ortasında kraliçesi ölmüş. Ardında 15 yaşında tanıyan herkesin onu güzelliği ve kibarlığı ile bildiği bir kız bırakmış. Ama tıpkı onun gibi tek bir kızı olan bir kadının adını duyan kral, sırf malı var diye kadının yaşlı, çirkin, kemer burumlu ve kambur olmasını aldırmaksızın bu kadınla evlenmek istemiş. Kadının kızı pasaklı, haset dolu ve kötü niyetliymiş. Yaratılış olarak ise annesinden pek bir farkı yokmuş. Ama birkaç hafta içinde kral, tüm mahiyetinin ve soyluların huzuruna deforme gelinliğini getirmiş. Sarayda ikisi evlenmişler. Çok süre geçmeden kadın attığı iftiralar ile kralı kızına karşı doldurmuş. Baba sevgisini kaybetmiş olan genç prenses bu durumdan yorgun düşmüş. Bir gün bahçede babasıyla buluşup gözünde yaşlarla onu bırakmasını istemiş ve kısmetini aramak üzere yola çıkmayı arzuladığını söylemiş. Kral bunu kabul etmiş ve kızın üvey annesine istediği şeyleri ona vermesini söylemiş. Kız kraliçeye gitmiş. Kraliçe ona bir beze sarılmış esmer ekmek, sert peynir ve bir şişe bira vermiş. Bunlar her ne kadar bir kral kızı için acınası bir çeyiz olsa da prenses bohçayı almış, teşekkür etmiş ve yolculuğuna başlamış. Korulardan, ormanlardan, vadilerden geçmiş. Ta ki bir mağara ağzında oturan yaşlıca bir adam görene kadar. Adam şöyle demiş. Sabahın hayrola güzel hanım, bu kadar hızlı nereye gidersin? İhtiyar baba demiş kız, kısmetini bulmaya giderim. Bohçanda ve şişende neler var? Devamı nerede ya, merak ettim. Bunu hikayenin devamını bulmadan aldık ama neyse. Devin hazinesini ararmaya karar veren Jack, devin mağarasına girdi ve birçok dönemecin ardından nihayetinde yonu
taşıyla döşenmiş büyükçe bir odaya geldi. Odanın öte tarafında kaynayan bir kazan, sağ tarafında ise devin yemek yemek için kullandığı büyük bir masa vardı. Jack ardından demir ile engellenmiş bir pencereye geldi. İçeri baktığında perişan halde bulunan birçok tutsak gördü. Onu gören tutsaklardan biri bağırdı. "Heyhat, genç efendi, sen de mi bizim gibilerin arasına katılmaya geldin bu sefil mağaraya?" "Evet," dedi Jack. "Ama söyleyin bana, neden tutsaksınız burada?" "Devlerden biri," dedi tutsağın teki. "Acıkana ve ziyafet çekmek isteyene kadar bizi burada tutuyorlar. Sonra da en etli butlu olanımızı öldürüyorlar. Çok zamandır öldürdükleri insanlarla karınlarını doyuruyorlar." "Demek öyle," diyen Jack hemen sonra kapıyı açıp tutsakları serbest bıraktı. Tüm hepsi giyotinden kurtarılmışçasına sevindiler. Sonra devin hazinesini çalıp bu hazinedeki altınları ve gümüşleri bu adamlarla eşit miktarda paylaşan Jack, adamları alıp yakınlardaki bir kaleye götürdü ve orada güzel bir ziyafet çekip kurtuluşlarını kutladılar. Tüm bu neşe bir haberci gelip Thunderdell adında iki başlı devin Jack tarafından öldürülen yakınlarının intikamını almak için kuzey vadilerinden geldiğini haber verdiğinde. Dur bakalım. Hikayenin geri kalanı nerede abi? Bana hikayeyi verin. Prensese ne olmuş? Hepsini yakala diye bir başarım aldık. Kingdom modül No. 1 diyor. Çatı, ana çatı, çatının üstü, ana çatı falan böyle bir tasarım şu. Bunu tasarlamışlar. Helal olsun ha. Güzel. Şimdi hikayenin geri kalanı yok maalesef. Bakayım. Kapıya entegre etmişler. Kapıdan geçtikçe hım hım diyor. Hım. Ben de buna hım diyorum. Ver bakalım. Daydreaming'e geçtik. Ve burada kaldık. What is that melody? Ressam, nedir bu melodi? Dünyayı geride bırakmaya, peşinden gitmeye öyle çağırıyor ki beni. Burada kalıyoruz. O melodi nedir? Muhtemelen o kapaktaki flüt çalan hanımefendidir diye düşünüyorum. Bakalım kaç oyun daha var bilmiyorum. Belki bundan sonraki bölümde iki oyun koyarsam bitebilir. Bilemedim. Yani halen daha hikayeyi öğrenme aşamasında olduğumuz için çok çok fazla bir yorum yapamıyoruz. İlk bölümde yaptığım yorumlar halen geçerli. Ella gitmiş, Robert içerlemiş falan. Genel benim anladığım bu. Harici imgeler var ama imgeler olayların haricinde genel insanlığın karakteristik yapısına, toplumların yapısına, insanların bencilliğine falan biraz atıflar gördüm ben. Siz daha fazlasını yakaladıysanız dediğim gibi yorumlara koyun. Sonraki bölümde görüşünce de kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.